bize ceyran parası gelmiş, 8 milyar. Size kaç gelmiş? Abi 8 milyar mı? Ben bana işledim yolda. Sen ne? Baba sen ne açıyorsun da 8 bin geliyor? Saçmalama, siz elle klima mı açıyorsunuz? Mehmet'in konuştuğu var, yemin ediyorum bir ceviz kabuğu doldurma. Selamünaleyküm. Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Enerjimizin geçtiği, enerjimize ortak olan herkese hoş geldin diyoruz. Oda dağınık, oda sevimsiz, oda iğrenç. Aslan yattığı yerden belli olur. Hiç utanmıyorum odanı böyle göstermeye, böyle dağınık kullanmaya. Odamdaki kullanmadığım eşyalarımı pazarda satıp bir vakfa bağışlamayı düşünüyorum. Sizce bunu başarabilir miyim? Aşağıda yorumlarınızı yazın. Videoyu başlıktan gördünüz, ayıktınız. Beğeniye basın, kanala abone olun. Geriye yaslanın, izlen, gerisine karışman. İyi yerlere gelmemizi isteyen herkesi videoyu beğenmeye davet ediyorum. Ve videomuz başlıyor. Kimlere ne kadar elektrik faturası geldiğini yorumlara yazalım. Herkes bir elektriğini kıyaslasın bakalım. Faturalar ne durumda? Biz de başlıyoruz. Şöyle bir sahte fatura yaptık. Aralarında belli. Diğer faturalarımızı eliyoruz. Bize normalde 772 lira. Geldi elektrik. Sondajımız var. Tarım bahçeyi suladığımız yer var. Oraya 900 lira geldi. Ve boş bir dairemiz var. Orada 75 lira gelmiş alt kata. Bunları eledik. Fatura. Ama şimdi daha öyle giriyorum içeriye yalandan. Devam ediyoruz. Kameralarımız kayıtta. Ve Havva Hanım. Kolay gelsin. Oh. Bu ne yapıyorsunuz? Salata. Vallahi özlendiniz be. Niye lan, yaylada mıydın? Yahu çocuğumuz video atma ya, biz de sizi göremeyiz havaba. Niye böyle oldu bu? Yapacak bir şey yok. Doğal kadın, doğal. Ne pişiyor, açayım mı bunu? Açma ya, patlamıyorsun, git. Yemin et. Valla patlar. Valla. Elleme. Bu patlıyor mu? Patlar. Yemin et. Yemin, elleme. Açarım bak. Mehmet bak, şimdi işaret. Harbiden patlar mı? Valla patlar. Ne diyorsun ya, patlayan tencere. Ciddi misin? Yahno. Ama sobamız da yanıyor be gene. Sobamız da yanıyor. Reisimiz burada. Yemek ne var? Salata, bulgur pilavı, yahni. Güzel bir akşam yemeği. Beşiktaş Altay maçı var. Şöyle de ekranı verelim. Beşiktaş Altay oynanıyor. Evet arkadaşlar, maçımızı izliyoruz. Keyifli bir akşam yemeği. Babam, sence Beşiktaş mı, Kasımpaşa mı? Vallahi hadi hiç tarzı iddialı. Kuvarajma'nın attığı gol hatırlıyor musun? Kuvarajma diye. Oy, ha 5 sene önce korkuttum şöyle vırrık ya. Yaptığımı sana. Sen beni korkuttun. 4-5 sene oldu, oraya bu videoyu bir koyalım da hatırlayın. Tekrar sağ kanada Kuvarecmattı bir sonra. Sen yüzü maç yeri deme ya. Çok korktum ben ya. Çok mukamdım. Amına kodumu ya. Siker işinde ha. Evet arkadaşlar, şimdi aldığım laptopun tanıtımını yapıyorum size. Yeni bir ürünü aldım indirimde. Ben yaklaşık 69 bin TL'ye aldım. Ucuzken aldım yani indirimde. Sizler de alabilirsiniz şu anda 68 bin TL'ye falan. Yemeğe seninle konuştuğu paranı değilsin. 69 milyar ucuz mu? İndirimde aldım. Yok taksalı gibi. İndirilmesin olacağım şimdi. Hiç. Yalan çilen, o parayı verimin sen. Arkadaşlar laptop. Tabiri vazgeçtim bu. Aorus laptop. Harbiden devasa bir ürün. Şöyle ben dışına sticker mi sticker yaptım. Buraya bu laptop almamı sağlayan Mert abinin Instagram'ını buraya bırakıyorum. Bu arada Aorus Türkiye'yi bırakıyorum. Gidip bir kurcalayın. Dönem dönem Mert abi laptop çekilişi yapıyor. Haberiniz olsun. Güzel bir laptop. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Ateş ediyor bak, ben sana söyleyeyim. Gerçekten araba alır gibi değil mi? Mermi mermi. Yapamayacağımız edit yok. Teşekkür ediyorum bu arada Aorus Türkiye'ye. Hadi şunu çekeceğiz bak. TikTok. Bak. Ben yapabilir misin? Ben böyle oynasam. Nasıl? Ulan yapar, kıvırtmayı bilir ulan. Aç be. Müziği aç. Bak. Oyna bakayım. Ağzını aç, gözünü aç. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Çekeceğiz. Çocuğu da ben üstüne. Götleme sen de götleme havası var, bir düğün olsa. Ne diyeyim be? Bir düğün olsa da geçsem ya. Çi götleyen bildim, gençliğim tarlada geçti. Ay yaşlandı ki götleyendim, gözünüze battım Mehmet'le ya. Bir yerim valla bir götlerde yerim. Götler de bir sana birinin bir yerini mi kıracağım, birinin üstüne mi çökeceğim götlerken. Valla hayret bir şeysiniz ya. Of. Elde hep soyunu biterleyen bir soğuyum, ondan hastalanıyorum senleyen armut. Hiç götle kurtulma. Abi baksana benim kiloya baksana. Oldu ha. Hadi bir tane ben kendim denemelik çekeyim. Sen ne çekeyim oğlum? Dans dans. Bak. Nasıl? Of.
sana gel. Ben bilmem oğlum nasılsın. Sen kıvırdama. Çok güzel oldu bence. Bunu kaydedeyim. Ubatay'ı kıvırdır. Çok güzel oldu. Ubatay'ın babanın hepsi oynar. Ben hadi öyle diyeyim. Şu soba. Soba az yanıyor ya. Şunu açayım da. Mehmet soğuk şaka yapma. Soba yanıyor. Ne soyunuyor o zaman? Soba az yanıyor. Öyle suyu çekedin ki ya. Anam dengesiz mi ne? Vallahi kaleye sığır. Çocuğum sen madem üşüyorsun da niye çeker çıkarıyorsun? Klimamız açalım bakayım. Evet, kaleye sığır. Tam ceketimi giyeceğim ya. Elektrik faturası gelmiş bu arada. Klimayı açma soba yanıyor. Oduna düşüyorsa. Fatura gelmiş şeyini orada gördüm. Getir valla geçen var hava. Dengesiz mi lan bu? Adamı geçen. Fatura çelik kapının önüne atıyor. Fatura da çıkar lan klimayı kapat. Lan şey diye demire geçiriyor. Fatura da şirketin mi var? Kesmeye geldi adam. Çocuk tanıdık oldu da bereket kesmedi. Harbiden mi? He. Neyi kesmeye geldiler? Elektriği. Ne diye? Niye yatmamış? Ben de otomatik ödeme değil de. Ben de elektrik gel. Bırak. Elektrik gelmedi dedim. Hani gelmedi sanıyorum. Al bu yazılmış günü geçmiş tebligat gelmiş adam kesmeye geliyor. Faturaya baksana bir. 642 lira. Geçe mi diyor lan? 640. Bu ne oğlum? 8642 lira. Makam be. Oğlum bende yanlışlık var. Uy. Bende yanlışlık var. Sen ağzı mı konuşuyorsun Mehmet? Gel lan makam be. Yanlış okurdur lan o. Bence de. 8 bu hayatta gelmedi evet 8 bin lira. 8642 mi? 642 mi bu lan? 800 geldi de. Oğlum 8. Sen manyak mısın? 800 toplam, ne demek 8 milyar ne demek? Toplam enerji bedeli 5760. Vergi fonlarıyla beraber 2882 vergi fonu. Damga vergisi 215. KDV matrah 1682 lira. Mehmet gerçek şey yok. Damga ya. Patrayı bırak. KDV matrah patrak kaç para diye? 1600 mü? Ben 8642. Ben bir şey görüyorum sen mi? He? Ben mi yanlış görüyorum bak bakayım. Sen o yanlıştır. 800'dür o. Diyor 8642. Oğlum ben de var ha. Birlikinle karışıkın diye bize böyle mümkün değil. Oğlum bizim neyimiz vardı ne gelince? Fabrika mı çalışacağız biz burada? Paket ne kız bu? Gerçekten doğru. Böyle olur. Olmaz bu. Düzene sokun bunu. Yanlışlık vardır onda. Diyor 8 bu. İyi bak lan be 632 mi 8600? Ben görmem hiç. Yok ha? İşte. İsmail. Şu klimayı kapatan var. Klimayı kapatan. Ya klima açıyor ya. Sadece soba yanıyor. Vallahi baş ağrısı ya. Ama bu arada dışarı çıktı mı gitti mi elektrik açık koyuyor. Böyle olmaz buna bir düzen gelecek. Bu 8 gerçek mi lan? Burada gerçek. Debriyle karışıktı. Karışık bu bak. İsmail Dirmezim oturuyor ya. Sen bize öyle bir şey mi geldin? Koca yazın gelmedi o ya. 800 geldi de 8000 gelmediydi gerçekti. Bende karışmıştır. Bende bir annem, şey iş var. Yo ikinci ayın 26'sı. Annem yok bulaşık makinesi çalıştırıyor. Yok elim soğumaz. Kibarlaştı bu da kibarlaştı. Esne ileride yıkaydı. Kettle. Ben benim bulaşık makinesinin ne parası gelecek? Ben böyle çalıştırayım bulaşık makinesini. Çamaşırı. Kettle'a şey. Yok o oluyor bu oluyor. Sonra çığırıyorlar karılar rezil. Babam yok benim saçlarım arası kel fönle. Asılın var o sizin fön mü ne? He. O var valla deli ceyran. Babam yok benim saçlar kel spreyi sıkacağım. Oh sana. Ben. Koca 50 yaşında adam spreyle arasını tutturacağım diye öyle fön çekip duruyor. İsmail Yıldırım Cihadiye Mahallesi. Ya sokak. Ya sen var ya ben fön makinesi diye kavaydım. Telefon numarası da aynı. TC'ni söyle. Hayır abi sen şu ara sor abi. Harbi karışma. Değil o değil de kendisi var ya balkonu yakıyor. Yukarı gidiyor klimayı açıyor. Yukarıdan bir de klimaya düzen getir açmazsın. Bel açık kalıyor biliyor musun hiç? Üşüyün de soba yanıyor. Kısa oğluyla geziyor klima açıyor. Bu ne saçmalık. Ben 1000 liraya veririm ya da 750 veririm. 1000 lirayla 750 olacak bir iş. 1000 lira 750 olacak yani bir iş. Yani bu fatura karışmadıysa. Benim aldığım maaş kaç var ben ödeyemem bunu. İyi kessinler o zaman mumda oturalım. Benim emekli maaş kaç var evet ben. Valla böyle lamba alın da lambada otur. Lokus getir de mumda oturalım. Sen yakacaksın yukarıda ben niye yakayım ben 9 dedim saati atıyorsun. Gazlanmasın. Bu evde üçümüz yaşarız. Üçümüz yaşar fön makinesi evet. Ne saç kurutmayı açmayacağım. Bak bir o zaman var. Çok evet. Ben açmayacağım. Ne edeceğiz o zaman biz? Yukarıda klimayı açmayacağım. İyi pantolon açalım o zaman. Onu açmayacaksın, klimayı açmayacaksın, şofben açmayacaksın, saç kurutmayı açmayacaksın. Ben bana bir yere açtığım var mı hiç? Ben bulaşığı bile elimde yıkayım. Bu bunu dikkat etmesi lazım bunun. Mehmet, senin var ya şofben açıyorsun. Bir, ısınsın diye.
10 dakika 20 dakika neyse ısıdığı öyle giriyorum. Ne 10 dakika? İyi o zaman buz gibi yere gir hem çıkar. Yukarı çıkıyorum ben biliyorum. Ne güzel su duş akıyor hamam gibi oluyor içeri giriyorum ne var? Güzel bu da güzel o zaman. O ne yakacak? Onu şofen ne yakacak? Bir de 1000 lira. Yukarı çıkıyorum. Ben de 1000 lira veriyorum. Öyle 5 adet klima çalışıyor mu? 2. 2 mi? Yayın yapıyorum para kazanıyorum. Sen hakkı bokunu ödemeyin lan. O zaman ödeyeceğim. Hakkı bokunu ödemeyin. Ben o zaman ödeyeceğim. Para kazanıyorsun. Ne var yayında? 5000 lira elektrik yakmıştır. Aa, klima ben 3000 lira kazanmışımdır. Adamım uğraşar arka evde pirişten olmuyor. Say bakalım say. Şof beni. Yukarıda klimayı açmayacak. Saç kurutma vın 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 ötüyor öyle. Biz 4 kıl var kanım onu bir yediyorum siz de saç kurutma diye batırıyorsunuz ya. Hayret bir şey. Ne olacak şimdi bu? Valla ben bunu çorbamda... Benim attığım bir sıfır. Sen bundan sonra bulaşıkları soğuk suyla yıkayacaksın. Öyle ısıtacağım diye orada yok kettle yok. Bulaşık kafaya takmış. Yemem o zaman yıkaysa. Valla yemin... Oğlum sağa sola ara lan. Yeminle bak arnımın çatırı ağır olmadıysa şerefsiz. Kim var mı da orası ekmek olacak? Yiyeceksin yemeden doydun. Enden bir... Ara aşağıda ara onlara kaç gelmiş. Belki herkes aynıdır. Ara lan bir sorsun. İtiraz değil mi? Kardeşlerine bir arası sorsun. Kardeşim yok da aşağıya... Bunu itiraz edip de ne yapacağım? Ara aşağıya. 800 değilken de 8000 lira ya. Sen de bak gördü inanmıyorsun. Benim gözüm gördüğü yok. Kim kardeşin Ayşe ha? Bu abartama ha. Biz bittik. Ben böyle bir şey gördüm. Değil mi? Benim maaşım sana 2500 lira. Neden kız iyi akşamlar? İyi akşamlar. Kız bize ceyran parası gelmiş 8 milyar. Size kaç gelmiş? 8 milyar mı? Hayır. Bir de 250. Yemin et. Valla. Bunlar hiçbir şey kullanmıyor mu? La bize hiç gelmezdi böyle kız. Ama 8 milyar mı? Sen bana işledim yoksa. İşletmeyin daha Mehmet okudu valla. Doğru kız Ayşe doğru 8600 kusur adı kusuru da o. Kurbacım efendim yanlış var 8 milyar sen ne ettin? Klima çalışıyorsa bak 5 adet. Öyle saç düzeldiler o saç kurudan şey. Sen hadi gerçekten mi 250? 250 geldi. Şimdi... Ama ben klima çalıştırmıyorum ya ben zoda yapıyorum. Şerife'ye kaç? Şerife... O bana benden de zoda. Ha sizin gülüsü de şofben yok mu sizin kızım? Yıkanmaz bizi hiç. İyi hadi bakalım. Var şofben var. Niye gelmedin kız akşam yemeğine? Kız akşam yemeğim var yemek ya. Yemek yiyecek yerim var. Musahir kaldı. 8600 duyunca zaten iştah bile getti işte ne diyeyim. Kaç gelik ona? 250 değil ha. Şerbiye kaç dedim. Şerbiye bizden daha az. Gülüyor karı. Sen bunlar başka ülkede. Zeynep aralen mi? Yo neşeyler ha. Ara bir neşeyi bir ara. Neşeyi her gün açıyor mesela. Çocuk var diye. Vallahi öyle olsa sonra... yemin ediyorum mum yakar. Neşeyi bir ara. Çanağın içine mum yakar siz de oturdur. Ne o çanağın içine mum yakar? Çanağın içine mum oturdur mu lan? Bu botuma git. Bu işi çözün. Alo. Neşe, hayırlı akşamlar. Ne ediyorsun ha? Ne yapalım işte evdeyim. Bu size elektrik parası kaç para geldi? Sen mesela klima diyorum sürekli açıyorum. Ne gelecek? 1 mi 2 mi ne gelmiş? Nasıl 1 mi 2 mi? 2 herhalde. Kız bize 8642 geldi ya. Saçmalama ya. Vallahi daha burada şeyde faturasını Mehmet almış gelmiş kapıya koymuşlar. Sen ne baba sen ne açıyorsun da 8000 geliyor? Saçmalama siz öyle klima mı açıyorsunuz? Mehmet açıyor işte yukarıda biz aşağıda açmayız. Baba sen şaka ciddi mi diyorsun sen 8000? Evet 8600 kusur bir de kusuru da var hemen. Dur bakalım be. 8642. Annem duydu mu? Anam duydu da şok oldu indi karı burada sesini sen de duyuyor. Aç teyzen aradı. Aç teyzen kaç para gelmiş biliyor musun? Kaç? 250 lira. Ona nasıl niye öyle geliyor? Demek ki bir şey kullanmıyorlar. Sadece lamba yakıyorlar evde televizyonda. Yasemin'e de çok diyorlar. 300 gelmiş de çok diyorlar ya. Abooo biz o zaman kızım biz battık abi. Hadi baba sizde bir şey var bence normal değil. Bence de normal değil. Hadi 800 olsun 800 gelse olur. Evet 8000 oldu mu sıkıntı. Zaten 2 geldi de burada açtık klima Emregil vardı elektrik soba açıldı. Öbür odada klima açıldı. Tabii canım ben işte ondan kıyaslayamaz sizin orada. Kaç geldi ya ona göre diye şey yapacaktım. Çocuğum kapat be. Hadi Mehmet inip kapatıyor. Biz hiç klimayı hiç kapatmadık ki çocuk doğduğundan beri hiç. Kapat. Tamam Neşe vallahi ne sıkıntı bakalım bunu. Baba senin bunda bir şey olabilir bak 8000 ne demek sen kafayı mı yedin baba ödü ödü biter mi o? Kız benim maaşım kaç para zaten? Mehmet ödesin onu. Mehmet ödeyecek zaten. Mehmet ne al ödeyecek? Allah. Mehmet ödeyecek. Karttan kesiyor sanki Mehmet parayı. Valla itiraz edeceğim bakalım onu sana. Mehmet ödesin. Arayacağız hadi. Görüşürüz hadi bakalım kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. İyi fazla gelse bunlara gelirdi. Onların klima üç yerde çalıştı. Klimayı hiç kapatmayacaklar. Musahir varmış kaç gündür elektrik şeyi yakmışlar.
İki tane klima çalışıyor. Ona rağmen 2000 lira diye. Ben bilmem. 8000 lira bizim yemin ediyorum var bu. Daha bir de bir şey var abi. Ben bir giden de duş alayım bari son kez. Abi. Ne duş alacaksın lan? Murayı. Soğuk suyun abi. Tamam bak. Yapacak yapacak bunu batırma. Abi bizim şey de var hata sondajcık bir şey de var. Daha sondajı görmediniz. Ben de onu burada şeyli kapıcı kapının orada buldum. Bir şey diyeceğim. Bulmaz neyi mi bulmuşum bitirmeme getirmişim. Eğer oturalım doğru konuşalım. Biz bu evde üçümüz yaşarız mı arkadaş? Yaşarız evet, değil mi? Kurallar koyacağız o zaman. Tamam. Oldu mu kural duymuyor musun? Koy kural koy. Ne koyacağım? Demek bu balkon yakıp gidiyorum. Yemin ediyorum 5 adam yani. Bir balkonun ışığı. Yukarıda klima çalışıyor mu? 2 mi? 2. 2 koridoru yakıp gidiyorum tuvalete gidiyorum. Kliması onun yukarı ışığı da yanıyor. Yukarı ışığı yanıyor mu? Bu dert ne oldu yukarıda oda size? Şu an beni 15-20 dakika evvel gidiyor İsmail açıyor. İçeri bu kadar aşağı mama girmiş gibi. Sadece şofbenin elektriğin anasını sikiyor ki. O üfürüyor mu? Saç kurutma makinesi bu bana vurdu akıllı kura koyacaksın diye bir saat onu düzel diyor. Benim 4 sıla gözlükte bunun kulu olacak. Benim masrafım yok ben bulaşım bilerim de yıkarım. Bir şey diyeceğim aşağıda boş oda eve ben gireyim. Ben oranın elektriği su ben ayrı lan be. Bunu ödemeyelim ne yapalım biliyor musun? Televizyonu verelim. Aciz geliyor. Televizyonu verelim. Şu aldığımız anneme robot aldıydık ya. Yemin ediyorsun. Saçma saçma konuşma. Fatih vardı ya Fatih. Fatih'i verelim. Televizyonu verelim. Bir de benim eski telefon var. Onu verelim. Bu faturayı verelim. Bir daha öteki aya geldiğinde gene aynı böyle gelse bu sefer onu mu vereceğim bunu? Götümü mü vereceğim? Ne? Götümü mü vereceğim bu sefer? Öteki aya ne edeceğim? Hiç adam senin eski televizyonu, eski dolabını. Saçma dinleme şunu be. Tamam bu ay verdik 8 bin kusuru onunla bununla kapattık. Bir daha kaya ne vereceğiz? Yemenin konuştuğu var ya yemin edeyim bir ceviz kabuğu doldurma. Televizyon vereceğim, eski dolap vereceğim. Biz bu ay verdik. Senin neyin alacak dikkat adam? Dikkat edeyim ben yarın çıkar giderim bu evden. Mesela iki klima ise birini alır. İki televizyon birini alıyor. Evet. İki tane adam var birini alacak kim gider? Durma abi gel bu günü batırma lan. Tam yavşak gerçekten ha. Yani hayran adam şişak şuk ha. Ya, bir fatura geldi benimden ne al vazgeçtiler la. Ayıp size lan. Ya sen sabah la git. Benlerimi inceletir. Sen bir yukarı giderken kaç yer yakıp da gidiyorsun. Ne yukarı? Yavşak. Ben inceletir gerçekten inceletir. Hayran ha. Neyini inceleyeceğim lan ben bunu. Nereden göstereceksin herife? Ben seni yırtıyorsun hakikaten. Allah gözüm balan gergen karalar bugün. Sahte kız. Yemin et. Vallahi sahte. Vallahi. Anam. Böyle de bir şey olur mu lan? Çocuğu ya. Lan benim kalbim bile olsa yiyecek sen. Anama söyleme kalbim durmaz. Vallahi. Nerede? Nerede yaptırdın bunu? Yemin ederim ağzım vurmaya başladı ya. Sikerim valla böyle şeyin şakanına bana vurma. Kendine alıp gittim bunu lan. Orada yazmıyor muydu? Nereye yazırım bunu? Yaptım kendim. Kağıdı bile nasıl aynı. Fatura kağıdı. Gerçekten bir şey şakaydı. Allah. Yemin et. Yemin ederim. Oğlum gözümü seveyim bak. Fatura kaç geldi. Soğuk şaka yapma Mehmet'im lan. Kıyamayın sana. Yemin ederim böyle şaka olmadı. Gerçekten kaç buraya gelmiş lan. Kameralara bak nere konum. Bak. Böyle soğuk şak oğlum hiç başka bir şey bulamadım. Yemin ederim iştahım bile faturamız da 550 bine gelmiş. Şükür ya. Bir soğuk su içeyim. Ona da şükür ediyoruz var şükür. Getti su var geldi içeyim valla. Şükür. Hadi anam. Oğlum ödeyemezsin ya. Yani yemin ediyorum. Şöyle şuram da ağrıyorsa ya. Buranın bir patatesi atacağım. 8000 kusurlara nane ödeyeceğim ama 8400 kusur değil ya. 8000. Hadi yemeğimizi getir de yiyelim be. Yedik vallahi yemeğe ya. Doyduk. Vallahi. Doyduk. Yemek yok böyle. Hadi karnım acıktı vallahi karnım acıktı ya. Çok güzel oldu ya. Anam Allah her gün böyle paşiye gelene. Doğru vallahi nereden aklına elektriği faturası nereden aklına geliyor ya. Ama güzel şakaydı kabul et. Ya güzel şaka da var senin o nereden aklına geliyor ya? Elektrik faturası şeyi ya. Bir düşünüyorum hesabı diyeyim hamamdan 8642 mi diye ya. Bu bile öyle etti. Ben anam bile. Gerçeğe dedim ben. Değil benim aldığım parayla elektrik parası karşılaştı. Sadece ben hiçbir şey yiyip içmeyeceğim mesela. Anam şöyle anam durdu kaldı. Şey dediği gibi. Allah'ın gözüm balan, gen bugün kandan yaşımın kanlar. Vallahi. Mükemmel bir videoydu arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Altına da herkes faturasını yazsın. Annem çok annem. Valla elini öpeyim şöyle millete elini öptürem dur. Bir dayım pert. Yok, kendinize iyi bakın. Gerçekten sülleyebiliyor musun sen?